that your publishers hired. The publishers think I have writer's block. Do you have writer's block? I don't know how to kill Harold Crick. Stranger Than Fiction, Türkçe'ye Lütfen Beni Öldürme diye çevrildi. Hepimiz hayatımızın bir tür hikaye olduğunu biliyoruz. Peki ya bir hikaye, bu kez senin hayatının ta kendisi ise? Harold Crick, vasat bir vergi memurudur. Monoton, sıkıcı ve sürekli kendisini tekrar eden türden. Ancak bir gün tüm bunlar değişir. Çünkü Harold kafasının içinde ona hayatını dikte eden bir yazarın sesini duymaya başlamıştır. Bu sesi televizyonda gördüğü saygın bir yazarın sesine benzetir. Ancak ne vakit Harold yazarın tüm karakterlerini öldürdüğünü öğrendiğinde yazarının peşine düşmeye başlar. Ana karakteri nevi şahsına münhasır bir humoru olan Will Ferrell canlandırıyor. Yan rollerde ise ona iki büyük usta destek veriyor. Emma Thompson ve Dustin Hoffman. Yönetmen koltuğunda ismini Monsters Ball Kesişen Yollar filmiyle duyuran Mark Forster var. Bir sabah uyanıp kendinizi bir romanın içinde bulursanız telaş etmeyin. Yazarınıza selam edin. No, I'm not. I'm cursing you, you stupid voice. So shut up and leave me alone. Keçi Yoluna hoş geldiniz bu haftada. İki hafta mecburi ara verdik. Geçen hafta duyuramadık hatta ara verdiğimizi bile. Murat Özyaşar'la yaptığımız program tekrar edilmiş. Tahmin edeceğiniz, bildiğiniz bütün ülkenin, devletin, memleketin, civarın uğraştığı meselelerden ötürü böyle cenaze levazımatçısı gibi de hissediyor insan kendini. Allah rahmet etsin herkese. Bu haftada Süleyman Sertkaya Beyefendi ile Keçi Yolunu idrak edeceğiz beraber inşallah. Merhaba Süleyman. Merhaba. Açıkçası özledim ben ikimiz program yapmayı biraz daha. Evet evet. Benim için de yani kanalı da özlemişim, programı da. yani bu iki hafta için gerçekten yeni bir şey söylemek çok mümkün değil ama tuhaf, zor, gene çalkantılı günlerden geçiyoruz hep beraber. Batı'nın da sokağa çıkamadığı günler. Elbette. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum gerçi de çünkü artık ne konuşsam çok kar etmiyor bir yerden sonra. Doğrudan şeye gireyim istiyorum. Stranger Than Fiction'ı ilk ne zaman izledin? Stranger Than Fiction'ı sen izlettin bana. ne zaman izledim? İşte sen ne zaman izlettiysen 2011 mi? 9 muydu? Yani sen izlettin bana. Beraber izleyip izlemediğimizden emin değilim. Yalnız izledim. Beraber izlemiştik. Hatırlıyorum. Ha, beraber mi izledik? Beraber izlemiştik. Yani Stranger Than Fiction'ı izleyen herkes herhalde benim aklımdan bu geçmişti diyor. Öyle bir yani iyi edebiyatın, iyi sanatın öyle bir yeteneği vardır. Bu benim aklımdan geçmişti. Ülkü Tamer'in hep o örneği veririm ben. Ben sana teşekkür ederim. Beni sen öptün diye dizesi var. Şimdi bu ne ki? Yani bunu küçük bir çocuk da değil mi? Hani, hı hı. Elini uzattın, öptün. Ben sana teşekkür ederim, beni sen öptün diyebilir bu dizgeyle. Ama hemen sonrasında sen bana çok güzeldin, senin ayakların da dizesi geliyor. Şimdi bu iki dizeyi beraber düşündüğünde ayrı ayrı sen bana çok güzeldin diyebilirsin. Sen çok güzelsin diyebilirsin. Senin ayakların çok güzel diyebilirsin. Ayak fetişistisindir. Ne bileyim yani. Hani ayaklarının uğurlu geldiğini ima edebilirsin. Vesaire vesaire. Bir kamyon şey söyleyebiliriz. Ama bu iki dizeyi, bu iki cümleyi dize haline Ülkü Tamer getirebiliyor ancak. Ve herkes de şey duygusu uyanıyor. Ya bunu ben söyleyebilirdim. Ya da nasıl aklıma gelmedi? Ya da evet niye aklıma gelmedi? Nasıl aklıma gelmedi? Sanıyorum iyi edebiyat öyle bir şeye sebep oluyor yani ya da iyi film de öyle evet. Ben izlediğimde... Sen aklına gelmiş miydi? Ya aklımdan geçmişti tabii hani ben bir roman karakteri olsam ne olurum? Bir roman karakteriyle temas kursam ne konuşurum? Ben acaba bir roman karakteri miyim? Çünkü o sen benden çok daha iyi biliyorsun. Daha iyi anlatırsın yani. Bu hani o idealar dünyası meselesi, Platonculuk falan. Hı hı. Onu ilk okuyan herkes, yani her vasat entelektüel malum Sofi'nin dünyasını okuduktan sonra felsefeyle bir temas kuruyor ve hani ben de Sofi'nin dünyasını ortaokulda okuduğumda Melkan'a söylediğimi hatırlıyorum yani. Hani ya
Matrix'im gerçek ben. Evet evet, hani bu Matrix meselesi, işte iç içelik. Acaba burası bir başka bir yerin gölgesi mi meselesi? İşte acaba biz bir şeyin taklidiyiz mi? Birisi mi bizi yazıyor? Birisi mi yazıyor? Bu anlamda kötü bir örnek yani çok sahih bir örnek olmamakla beraber Yılmaz Erdoğan'ın Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunu da o anlamda hani kendiyle konuşan enteresan bir oyundur. Bir ilişki oyunudur o malum. Bir kadın erkek ilişkisi yani birbiriyle geç tanışmış ve sonrasında boşanacak bir çiftin hikayesi o. Orada da ben komik bulduğumu hatırlıyorum sonunda. Tatlım tatlım diyor yani. Senin bir adın var mı? Hayır tatlım. Yok. Ben şimdiye kadar sana adınla bile hitap etmedim. Çünkü yazar yazmadı adını yani. Şimdiye kadar tatlım dedim sana. Kısmını unutmadım hiç. Hep aklıma gelir yani. Tabii çat diye sonunda bunu veriyor olması. Bu edebiyata çok kullanılan bir şey aynı zamanda. Hani atıyorum bunu en çok Calvino sanırım çok yaptı. Shakespeare'den başlıyor canım. Shakespeare'den de başlıyor tabii. Peki bir roman karakteri olsaydın sence, sen ulan bu roman karakterini ben ne güzel canlandırırdım. Ya kendime çok yakın hissettiğim roman karakterleri oldu benim. Ama onlar dönem dönem oluyor. Yani mesela Uyuyan Adamı, George Perey'in Türkçe'ye Metis yayınlarından çıktı. Fransızcadan kim tercüme etti hatırlamıyorum. Perey'in Uyuyan Adamı'nı okuduğumda çok müsaittim Uyuyan Adam'la özdeşlik kurmaya ben. Yani Kızıltepe'deydim, yatıyordum evde gerçekten de. Gerçekten elimi kolumu kaldırmaya halim yoktu ve mesela hani Oblomov, yani Gonçarov'un Oblomov'uyla Uyuyan Adam, Perey'in Uyuyan Adamı arasında bir fark olduğunu iddia etmiştim ben hatta. Oblomov bir poz olarak Oblomov. Yani öyle olmayı tercih ediyor evet. Ama uyuyan adam hakikaten uyuyan adam. Poz değil. Öyle yani. Doğası öyle. Tamam mı? Mesela uyuyan, onun da adı yoktur romanda. Uyuyan Adam diye geçer. Filmini de izledim. O da ben izlemedim onu ya. İzlemedin mi? Şu hayatta seni izlemediğim... Bana bir tane film izlettireceksin. Ya, bugünü not olarak lütfen tarihe düşelim. Yapıyorum. Çok sıkıcı bir film. Yani sen çok seversin. Sürekli uyuyor adam. Sen çok seversin. Sıkıcı film sevmek yeteneğinle. Yani sürekli uyuyor değil, hiç diyalog yok neredeyse. Ben kitabı da okumadım bu arada. Ha okumadın mı? Hayır kitabı da okumadım. Çok severim ben o kitabı. Mesela Uyuyan Adam'la çok büyük bir özdeşlik kurduğumu hatırlıyorum ama şimdi okusam o özdeşliği kurmam. Yani Uyuyan Adam'ı sadece iyi bir edebiyat olarak hatırlıyorum. Gene Bir Gün Tek Başına'nın Kenan'ını lisede okuduğum için çok heyecanla okumuştum ve çok özdeşlik kurmuştum. Kenan tekaüde ayrılmış emekli bir solcuydu aslında. İstanbul Üniversitesi civarında böyle bir kitapçısı olan Beyazıt'ta. Onunla niyeyse yani öyle bir şey kurduğumu hatırlıyorum. Bütün Dostoyevski karakterleriyle hangisini okuduysam hırsızıyla da kahramanıyla da bütün hepsiyle herhalde özdeşlik kurdum. Ama esas kim olmak isterdim diye sorarsan Kara Kitap'ın Celal Salih olmak isterdim. Yani o Celal Salih çok benim için büyülü bir karakterdir yani. Hiç görmediğimiz, sadece köşe yazılarını okuduğumuz, olup olmadığından asla emin olmadığımız, ki ben Orhan Pamuk'un yerinde olsam oturup bir Celal Salih romanı yazardım. Benim sana bir sorum var. Ben çok Celal Salih'in çok sevdiğim bir sözü vardı. Kara Kitap'ı ne zaman okusam o söze ulaşmak için beklerim. Hani ne zaman? Her defasında da yerini unutuyorum. Bilerek unutuyorsun durum. Şey diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bütün cinayetler, bütün romanlar gibi birer taklittir. Çünkü diyor katil diyor her defasında diyor hakimin karşısına çıktığında ben kendimde değildim der. Roman yazarı da bunu yazarken kendisini her defasında karakterlerin yerine koyar. Ya da bir önceki romandan ya da kendi okuduklarından bir şeyler alarak bunu yapar. Doğru. Şimdi ama sonlara doğru şöyle bir şey diyor yine de diyor cinayet diyor şeyden romandan daha iyi bir taklittir diyor. Ne diyorsun buna? Yani güzel demiş. Senin anladığın kadarını anlıyor muyum emin değilim. Yani seni anladığın gibi anlıyor muyum?
Ya bu bütün katillerin birbirini taklit etmesi ya da bütün romancıların birbirini taklit etmesi meselesi, evet, eğlenceli bir mesele. Yani üzerine düşünsek düşünürüz. Çünkü nihayetinde hakikaten edebiyatta ve sanatta, yani yaratıcılık diyelim ona kabaca, yeniden bir şey üretmenin hepsinde aslında 6 tane 7 tane toplam bağlam var. Yani toplam hikayeler çok belli. Yani 6-7 tane meselenin üzerinden bir şey yaratabiliyorsun zaten. Yani işte uyduruyorum ya, kişisel çift gerilimi, anne baba meselesi, işte memleket meselesi falan diye aslında toplamda 6-7 tane büyük hikaye var. Grimm masallarında, Grimm kardeşlerin derlediği Alman masallarında bir tane halk bilimcinin öyle bir şey yaptığını hatırlıyorum. Kaç tane Ur formu var, kaç formda hikaye anlatıyorlar. Çünkü bir yeriyle Avrupa hikayeciliği Grimm masallarına dayandırılıyor. Grimm masallarının önemli bir bölümü de uydurma. Yani aslında Grimm kardeşler edebiyat yapıyor orada. Fiction. Evet, aslında fiction, bir kurgu var orada. Ama o masal üst başlığıyla sunduğunda masal oluyor. Bu biraz cumhuriyetlerin kurulma masallarına benziyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma masalları yani nedir? Güneş dil teorisi. Uydurma. Yani çok büyük bir uydurma üstelik. Ne bileyim, Türk Tarih Kurumu'nun yaptıkları, işte Ermeni mezalimi, Ermeni tehciri, ne dersen soykırımı, her kim kendi meşrebine göre ne söylüyorsa, ona verilen cevapların hepsi. Bütün bunlar aslında birer uydurma. Önemli bir bölümü uydurma. Dolayısıyla aslında devletlerin kuruluş hikayeleri, yararlandıkları mitler, mitoslar, edebiyatın çıkış hikayelerine çok benziyor. Yani birbirine çok benziyor çünkü çok benzer hikayelerden, benzer gerilimlerden doğmak zorundalar. O yüzden hayatta edebiyata fena, edebiyat hayata fena halde benziyor yani. O da sanıyorum Kara Kitap'ta geçiyordu şey değil mi? Hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz edebiyat hariç diye. Kara Kitap'ta geçiyordu, evet. Uzunca bir süre iletişim yayınlarının mottosu da oldu, evet. Peki sen hangi romanı yazmak isterdin? Ya ben ondan önce bir şey söylesem, bu hurafeye girdin de, bu hurafe meselesi beni çok her zaman bir cezbetmişti. Çünkü bahsettiğin şey, herkes kendi meşrebince bir şeyler, bir hurafe, aslında bahsettiğin şey hurafeydi az önce. Bir hurafe üzerine bir bilgi inşa ediyor ya, aslında bakarsan bütün yani bütün bilgilerimiz bir bakıma bir hurafe ortaya atılır. Daha sonra bu hurafe üzerine onu nasıl denir? Ona bir şey, ona bir zemin hazırlanmaya başlanır. Yani bir hurafe ile aslında şey bilgi bir şekilde çıkıyor. Yani bir hurafe atılır ve bilgi bunun üzerine inşa ediliyor. Eyvallah. Şimdi edebiyat da hani bir bakıma hani bir hurafe üzerine bir metni inşa etme, bir yerden sonra onu, bu mümkün. Yani hurafeyi bu kadar yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Yok, doğru diyorsun. Yani basit bir hurafe, belki Grimm kardeşlerinden bahsettin. Basit bir hurafe üzerine şahane bir katarsis yaşayabilir karakter hani. Bir özdeşleşme yaşayabilir. Tabii yani. Değil mi? Dolayısıyla bu yabana atılmaması gerektiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben sana sorumu tekrar etmek istiyorum. Sen hangi romanın karakteri olmak isterdin değil, hangisini yazmak isterdin peki? Ben yazamam. Ya yazmak istersen hangisini yazmak isterdin? Hangi romanda imzan olsun isterdin yani? Ben yazar olmadığım için bunu... İyi tamam, o zaman hangi karakterle özdeşleştiriyorsun onu söyle madem. Bana sorduğun soruyu soruyorum sana. Ya Dostoyevski ya da Tutunamayanlar, bunları ben bir tarafa bırakmak istiyorum. Çünkü bu karakterlerin altına giremedim sanırım. Her defasında aklıma şey gelir, çok uzaklarda bir yazın karakteri gelir. Canım benim. Mehmet Açar'ın çok uzaklardaki bir yaz. Orada da o karakterin de adı yoktur. Şu anda baskısı yok o kitabın. Turkuaz çıkmıştı. Basmıştı onu. Biz çok seviyoruz o kitabı. Ben bir tren yolculuğunda okumuştum. Mehmet Açar'ı çok seviyoruz. Evet. Mehmet Açar'ın romanlarını seviyoruz. Yani kendisini tanımıyoruz. Sinema yazarı Mehmet Açar. Halen Habertürk'te yazıyor sanırım sinema üstüne. Onun Anarşik Rehavet zamanında iletişimden çıkan kitabını Süleyman bulmuştu ilk. biz Kızıltepe'deyken. Böyle çok, Kızıltepe'de bulmuştuk. Evet, çok aşkla okumuştuk. Sonrasında neydi? Mehmet Hayatın Anlamı ya da Akhisarlı Mehmet Hasan Tütür'ün Maceraları. Evet, bir o vardı. Olması lazım adının. İtaki basmıştı onu.
En sonunda da işte bir tane daha var arada. Bir tane daha vardı. Bir de çok uzaklarda bir yaz. Vardı. Çok uzaklarda bir yazda unutmadığım bir şey var benim. Yakın zamanda okudum tekrar ben kitabı Selin'e bir kısmını. Sen sesli okumayı seviyordun o kitabı. Evet evet, sesli okudum yani okuyorum halen de. Orada 80'den hemen sonra büyümüş bir kuşak o. Yani 82-83'te genç olanlar onlar. Ve hiç unutmuyorum, o arada kalma meselesini çok güzel tarif ediyor. Diyor ki kahraman olmak için geç kaldık. Yani çünkü darbe olduğunda biz küçüktük. Darbe geçti, 82'de 83'te genç olduk. Artık kahraman olacak bir durum yoktu. Ama kahramanları öldürecek kadar da güçlü olmadık hiçbir zaman. Yani önlerin, çünkü çok büyük kahramanlar var. Yani o sıra politik kahramanlardan söz ediyoruz tabii. Edebiyat kahramanları da anlamıştık. Belki evet edebiyat, ama tabii o... Çünkü edebiyatta da iyi şeyler yapamadılar. Ondan sonra şey diyor, hepimiz reklamcı olduk diyor. Sonra hepimiz reklamcı olduk diyor, evet. Çok güzel bir öz eleştiri de vardı. Ama işte mesela o da öz eleştiri mi emin değilim. Yani çünkü bence memleketin iyi reklamcıları olması iyi bir şeydir yani. Ben onda artık eskisi gibi katı bakmıyorum meseleye de. Yani çünkü çok kötü reklam bence çok kötü edebiyat kadar insanların zihnini etkiliyor. Yani iyi reklam iyidir yani. Ya kesinlikle benim bahsettiğim şöyle bir şey. Ya ben çok iyi bir yazar olabilirim. Ne işim vardı burada tabiri oluyor. Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Karakterin öyle bir büyük serzenişi eser vardı kendi kendine. Peki senin için büyük eser, mesela Kürtçenin büyük eseri fiction, büyük eseri hangisi? Hangileri ya da? Ben Bahtiyar Ali'yi çok iyi, bu işte çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani onun... Bahtiyar Ali. Tabii. Ama bu işin ehli de ben değilim. Ama şu anda gördüklerim Bahtiyar Ali'nin kurgu konusunda çok iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Onun... Apeymin Cemşit Egubba Herdem Hartım Oğlu Berkvadı be. Yani amcam Cemşit ki rüzgar onu sürekli savurup götürüyor. O şekilde çevirebiliriz tam olarak. Şahane bir roman. Şöyle hani bir işkence odasında bütün delüzyen bir şekilde bedenini kaybedip artık ortada bedenin cismi yok, sadece ismi var diyebileceğimiz bir bedene sahip. Dolayısıyla karakter bir hücreden bir başka hücreye aktarılırken çok şiddetli bir rüzgar tarafından uçurtma gibi uçuyor. Ve beden her defasında bir rüzgarla uçup bir başka yere düşüyor ve her düştüğü yerde hafıza sıfırlanıyor. Ve dolayısıyla yeni bir karakter olarak çıkıyor ortaya. Yani geçmişini unutuyor ama kendisini unutmuyor. Kendisini kim olduğunu biliyor ama daha önce yaşadıklarını unutmuş oluyor. Ve bu roman boyunca yaklaşık 9-10 bölümlük bir bölümden oluşuyor. Ta İstanbul'a kadar geliyor bu beden aynı zamanda. Yani işte Irak'ta başlayıp İran'a geçer. İşte İran'dakiler onu Irak-İran savaşı için kullanır. Yani onu bir uçurtma gibi uçurup düşman milislerinin yerlerini falan tespit etmek için kullanırlar. İnsansız hava aracı. Tabii insansız hava aracı olarak kullanırlar onu o dönemde. Şahane bir kurgudur. Şeyde İstanbul'a geldiğinde de başka şeyler için kullanılır artık. O yüzden Bahtiyar Ali kurgu konusunda bence yani hani fiction, fantastik edebiyat diyebileceğimiz bir sahaya girmiştir. Çeviriler hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi biz ya mesela şimdi... programın meselesini aslında kötü çeviriyle koyduk. Stranger Than Fiction'ın Türkçe çevirisi lütfen beni öldürme. Evet, çok kötü. Aslında iyi bir çeviri değil. Yani bir kere zaten anlamı değil. Çünkü filmi komedi olarak piyasaya soktular. Filmi komedi olarak sattılar. O yüzden lütfen beni öldürme diye çevirdiler. Ama lütfen beni öldürme komik de değil. Yani komedi filmi gibi ismi de değil. Yani tabii biz tek kategoriye sığdıramayacağımız filmlerden bir tanesi. Çünkü birçok film artık öyle yani bir kategoriye sığdıramıyorsun bunu. Şimdi sen de şeye koydun, onu da sinemaya koydun. Dolayısıyla bunu pazara koyuyorsun. Komedi satılan bir şey. Sen bunu lütfen beni öldürme, biraz komik bir şeyle de sunarsan çeviri... Mehmet Açar'ın çok güzel bir lafı vardı bu konuda. Diyordu ki... Kulağını çok çınlattık evet, Mehmet Açar'ın. O bu konuda şeyde popüler sinema konusunda şahane tespitleri vardır. Diyor ki bir filmin satmasını istiyorsanız, çok izlenmesini istiyorsan çeviride zaten bu oynamalar yapılıyor sürekli. Çünkü o çeviri konusunda onun da çok derdi vardı. Büyük İskender sinemada istediği tirajı almayınca, istediği izleme rekorunu almayınca
Dedi ki tabii ki dedi hani Türkiye'de dedi sen Büyük İskender'i Büyük İskender diye çevirirsen hani çok az insanı sinemaya çekmekte biraz sıkıntı çekebilirsiniz dedi. Ama dedi hani şakayla karışık sen yani üç porsiyon İskender mi öyle bir şey kullanmıştı. Çünkü artık sinemanın az şeyle tabii. Sinemanın çeviriyle olan ilişkisi üzerine bunu yazmıştı. Bu, ne yazık ki var ben o çeviri. Ben film çevirileri konusunu çok vakıf değilim. Yani çok tuhaf çeviriler hatırlıyorum doğru. Çok sevdiğim çeviriler de var bu arada. Şahane çevrilmiştir. Mesela From Here to Eternity diye 1938 yapımı bir Amerikan filmi. 3 saat falan o. Onu şu şekilde hani düz çevirisi şimdiden sonsuzluğa diye çevrilir ama onlar şahane çevirmişlerdi. İnsanlar yaşadıkça diye. İnsanlar yaşadıkça. Evet, yani güzelmiş. Şahane bir çeviri olmuştur. Ama mesela edebiyat çevirisi için konuşabilirim ben. Yani konuşabilirim dedim. En azından fikrim var sinemaya göre. Kimi metinlerde mesela bu en son Joyce çevirileri için Armağan Ekici yazdı. Armağan Ekici Ulysses'in tercümanıydı zaten. Bu Finnegan's Wake tercümesi için Finnegan's Wake James Joyce'un uzun yıllardır çevrilmesi beklenen hatta böyle artık bir şaka konusu olan o kitap herhalde hiç çevrilmeyecek falan diye konuşulan Türkçe'ye. Doğrusu çevrilmesi de çok zor. Önemli bir bölümü nidalardan oluşan 40 küsür dilin içinde bir şekilde dönüşerek ve bozularak olduğu falan bir kitap. Finnegan's Wake'in bir çevirisi çıktı, bir çevirisi de çıkacak. Çıkacak olan çevirinin bir bölümünü de gördük. K24'te yayınlandı sanıyorum. Fuat Sevimay'ın tercümesi. O ikisini karşılaştıran bir şey yazmış Armağan Ekici. Onun üzerine de bir yazı okudum. Böyle cümle cümle karşılaştırıyor. İki tane çeviriyi karşılaştırdığı bir ya Armağan Ekici ya başka birinin metnini okudum. Yani hakikaten o meselede iki tane temel tavır var. Biri doğru çevirmeye çalışmak. Biri de bu dilde söylemeye çalışmak. Çevrilen dilde. Türkçeleştirmek. Türkçeleştirmek. Her neyse. Türkçe söylemek, Türkçeleştirmek. Onda Türkçeleştirmek kısmında ipin ucu çok kaçabiliyor. Yani şimdi sevdalınız komünisttir söyleyebiliriz. Mesela Cemal Süreya'nın aslında Flaubert çevirisi Gönül ki yetişmekte diye çeviriyor herhalde. Gönül eğitimi. Can Yücel'in çok net bir örneği var. Yani. Yok, Can Yücel örneği en epik örnek de. Sevdanız komünisttir'i şu yüzden söylüyorum. Yani Cemal Süreya'nın mesela Flaubert çevirisi kötüdür yani. Bildiğin kötüdür. Fransızca bilen herkes mesela bunu teslim ediyor. Necati Gil'in söylenir, ben bilmiyorum ama duymuşluğum var Almanca'dan. Rilke, Malte Ludwig Brügge'nin notları diye çok sevilen bir kitabıdır Rilke'nin. O mesela kötü olduğu söylenir, doğru olmadığı söylenir en azından. Orada sanıyorum Türkçenin başına gelmiş iyi şeylerden biri Hasan Ali Yücel'in başında durduğu o tercüme odası meselesi. Ece Ayhan'ın tespitini de söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Tercüme Odası'nda doğmuştur diye. Bir o kısım övülebilir sanırım çünkü çok önemli edebiyatçılar tercüme yapmış orada. Peki bu edebiyatçı tercüme yani çevirmen ilişkisi sağlıklı bir ilişki oluyor mu sence? Çünkü bu zamana kadar çok net bir örneğini görmedim ben. Hani şu edebiyatçı, şu roman, şu yazar çok iyi de çevirmen aynı zamanda diyebileceğimiz. Sanki o ilişki ikisi beraber yürümüyor gibi. Hem çok iyi bir çevirmen olup hem çok iyi bir yazar olan pek kimse hatırlamıyorum ben. Ama yani sonradan yazmaya başlayan çevirmenler olur. Evet evet yani mesela hani ilk aklıma tabii ki Sevin Okuyay geliyor. Hani ben Sevin Okuyay'ın yazdıklarını severim. Cazdan bilardoya, futboldan edebiyat, fantastik edebiyata, polisiyeden gündelik hayatta savrulan bir tuhaf bir skalada yazar Sevin Okuyay. Ben severim yazdıklarını, tercümelerini de severim. Sanıyorum Harry Potter'ları da o çevirmişti. En bilinen çevirisi o. Siren İdemen'i severim ama onun yazdıklarını görmedim şimdiye kadar. Yani Türkçe'ye çeviri yapıp çok da iyi bir yazar olan az insan var ama şu yüzden az insan var bence. Mesela Murat Uyurkulak edebiyat tercümesi yapmadı ama tercümeyle bir süre geçindiğini biliyorum. Edebiyat tercümesi olmasa da. Tercüme, iyi tercüme iyi yazarlık kadar mesai istiyor.
Ve Türkiye şartlarında şu anda o iki mesaiyi beraber yapabilecek bir gerçeklik yok ne yazık ki yani. Bir günün 48 saat olması lazım onu becerebilmek için. O da olmaz yani, mümkün değil olması. O yüzden hani hem çok iyi yazar hem çok iyi tercüman çok zor yani. Çünkü herkesin bir geçim derdi var bir yandan. Tercümanların önemli bir bölümü tercüme yaparak geçinmek için tercüme eder. Ve biliyorsun çok sapık bir süreçtir o yani. Biliyorum. Hani bazen günde 20 saat çalışırsın, bazen 3 gün çalışmazsın. Miden bulanır bakmazsın. Ama hani mesela tercümanların içinde mesela Betül Kadıoğlu'nun tercümelerini seviyorum. Işık Ergüden'in. Işık Ergüden'i severim. Betül Kadıoğlu demişken de aklıma geldi, onu söyleyeyim. Madem çok pür edebiyat konuşuyoruz bugün. Kara Plak diye yayın evi kuruldu yeni. Bu hafta da The Beatles basıyorlar. Beatles'ın resmi biyografisini basıyorlar. Müzik yayın evi. Koray Löker ve Betül Kadıoğlu kurdu. Telif olarak da birkaç kitap basacaklar. Bir de benim Türkiye okuma kitabımı basacaklar. Eğer yazabilirsem inşallah. Onu da hani hayırlı olsun deyip duyurmuş olayım. Bir şey daha, bir de selam yollayacağım birine. İyice ilçe radyosu gibi oldu ama bugün tanıştık. Bugün bir akrabamız vefat etti. Oradan dönüşte Bakırköy'de bizi çok severek izliyormuş. Şimdi de izliyorsa selam edelim. Adil abi Bakırköy'de tanıştık. Müşerref oldum muhabbetiyle. Ona selam edelim. Aklıma geldi, onu söyleyeyim dedim. Tercüme meselesinde velhasıl öyle, istersen şeye geçelim. Bir roman karakteri olmak nasıl bir şeymiş onu bir görelim. Stranger Than Fiction'dan bir sahne karşınızda. This is a story about a man named Harold Crick and his wristwatch. Harold Crick was a man of infinite numbers, endless calculations and remarkably few words. And his wristwatch said even less. Every weekday, for 12 years, Harold would brush each of his 32 teeth 76 times. 38 times back and forth, 38 times up and down. Every weekday, for 12 years, Harold would tie his tie in a single Windsor knot instead of the double, thereby saving up to 43 seconds. His wristwatch thought the single Windsor made his neck look fat, but said nothing. Every weekday for 12 years, Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for six blocks, barely catching the 8:17 Kronika bus. His wristwatch would delight in the feeling of the crisp wind rushing over its face. And every weekday for 12 years, Harold would review 7.134 tax files as a senior agent for the Internal Revenue Service. Rec section 1.469-2BI. Thanks. Harold, 89 times 1,417. 126,113. That adds up. Only taking a 45.7-minute lunch break and a 4.3-minute coffee break, timed precisely by his wristwatch. Oh, great. Yeah, we'll go to Mullins. Beyond that, Harold lived a life of solitude. He would walk home alone. He would eat alone. And at precisely 11:13 every night, Harold would go to bed alone, placing his wristwatch to rest on the nightstand beside him. That was, of course, before Wednesday. On Wednesday, Harold's wristwatch changed everything.
Evet, Harold Crick. Harold gibi her an gözlemlendiğinin farkına varınca insan daha bir var olduğunu hissediyor. Çünkü yani gözler üzerinde. Dolayısıyla şöyle bir şey de oluyor. Sürekli gözler üzerinde olduğunda hafızanı daha çok kullanmaya da başlıyorsun. Ama hafıza bir yerden sonra bazı şeyleri taşıyamaz oluyor. Gerçi senin hafızan her şeyi taşıyor, onu biliyorum. Ama bir yerden sonra artık taşıyamaz oluyor. Şeyde kara kitaptan söz etmişken orada da hafıza konusunda çok güzel bir tabiri vardı Orhan Pamuk'un. Kimin ağzından söyledi hatırlamıyorum şu anda. Şey diyordu, hafıza diyorduk yaşlandıkça uyuz bir hayvana benzer diyor. Hmm. Artık diyor hangi yükleri atacağını çok karar veremeye başlıyor, çok karar veremez diyor. Hmm. Ya diyor en ağırlarını atmaya başlar diyor. Yok en ağırlarını mı atmaya başlar diyor. Soru soruyor daha doğrusu. Yoksa diyor düşmesi en kolay olanları mı? Ya da bir şey daha vardı da yoksa diyor en sevmedikleri mi? Hmm. Ya da hepsi mi? Hepsi. Yani hafıza, ben hafıza kelimesinin etimolojisini çok seviyorum bir kere. Hafız. Yani hefeze, mahfuz, hafız, muhafaza. Hafıza, muhafaza, mahfaz. Şahane kelimeler bunlar. Yani hani bir şey saklamak, örtmek, hı hı. Örtmek değil de saklamak. Kayıt altına almak, üzerini kapatmak, bir dört duvarın arasına sokmak gibi. Bir çerçeveye almak. Bütün bunlar benim için heyecan verici etimolojik yan şeyler, çıkmalar. Hafıza meselesinde sanıyorum benim bir sabit fikrim var o konuda. Hafızası iyi olmayanın iyi romancı olmayacağı sabit fikri. Bunu Borges de söylüyor. Evet, o da söylüyor hı hı. Herhalde. Yani sanki hafıza edebiyatta... Yani şiirde, öyküde değil ama romanda ve sinemada sanki çok gerekliymiş gibi geliyor. Çünkü ben Nuri Bilge Ceylan'ın Kurgu Günlüğü'nü okumuştum. Altyazı dergisiyle dağıtılmıştı. Hatta PDF'i de var internette. Tavsiye de ederim okumayana. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin Kurgu Günlüğü'nü. O zaman şey yapmıştım. Ha demek ki ben bu yüzden sinemadan anlamıyorum diye. Çünkü adam çektiği sahnelerin tamamını hatırlıyor yani. Çünkü ben eskiden şöyle sanıyordum. Senaryo var, üç oyuncu var burada, kamera burada, çekiyoruz. Beceremedik, bir daha çekiyoruz, oluyor gibi düşünüyordum. Oysa öyle değilmiş. Yani o esnada yönetmenin aklına bir şey geliyormuş, başka bir şey deneniyormuş falan da filan da. Yani kurgu aslında meselenin çok önemli bir kısmını temsil ediyormuş. Yani yönetmenin kurgu masasına oturması ve ona göre kesip biçmesi, ona göre yeniden seslendirme yaptırması falan bana çok heyecan verici ve çok etkileyici gelmişti. Birçok röportajda şey vardı yani senaryoya bağlı kaldınız mı diye soru sorulur şeyde. Hmm. O her zaman şey olur ya tabii değişti. Yani ben kafamda tasarladığım film bunun biraz ötesinde bir şey çıktı deniliyor. Bu çok görülmüştü. İlginç olan şeydi ben Cevat Çapan'dan ders aldığım zaman da bu meseleyi Dünya Edebiyatı dersinde görmüştük ve bana çok güzel bir şeyden bahsetmişti. Yaşar Kemal'in de kitaplarını yazmadan önce hepsini hafızasında tek tek yazmış olduğunu ve daha sonra oturup yazdığından bahsetmişti. Vallahi ben bir video izledim yakın zamanda, çok özür dilerim lafını böldüm. Yaşar Kemal'le kim var? Farkın olması lazım. Şarkıcı var ya, Koma Azad'ın solisti olan. Hı hı. O böyle bir, sen izlemişsindir öyle. Düzeltiyor Yaşar Kemal. Evet, müthiş. Şahaneydi. Yani çok büyük ihtimalle çok uzun bir süredir Yaşar Kemal gündelik hayatında Kürtçe kullanmıyor. Ama 45 yıl önce, 40 yıl önce dinlediği ve şahane bir Kürtçe klam, cevap veriyor. Çat diye düzeltiyor. Orayı çok etkileyici bulmuştum. Adama hani hafızasının güçlü olduğunu tahmin ediyordum. Ve o yaşta. Yani o halde, o düzeltmesini çok etkileyici bulmuştum. Kusura bakma, seni Yaşar Kemal deyince aklıma geldi. Ya beni Yaşar Kemal'le her zaman böyle bilirsin, sıkma canını. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Film üzerine biraz konuşayım istiyorum daha çok. Hani bir film karakteri olsaydın aklında bir film var mı? Yani bu konu senin uzmanlık alanın tabii ama ben de gene herhalde uyarlamalar geliyor aklıma film karakteri. Şekerpare'yi çok seviyorsun. Onda bir karakter olmak isterdim. Şekerpare'de Galatalı olmak isterdim.
Şekerpare'de Galatalı karakteri çok seviyorum hakikaten. Onun o böyle eğilmez bükülmez tavrı ama aynı zamanda keyif. O manitası onu her halükarda büküyordu. Evet evet. O Allah'ın emri canım. Hani. ama Galatalı'yı seviyorum Şekerpare'de. Eşkıya'da mesela hani aklıma o geldi şimdi. Eşkıya'da hiçbir ana karakter değil ama yan karakterlerden bir tanesini seviyorum. Halen de hatırlarım onu. Bu Uğur Yücel'in oynadığı karakter, adını hatırlamıyorum şimdi filmdeki. Cumali. Cumali'nin yanında 3 çocuk vardır ya. Hı hı. Onlardan bir tanesi gammazcıdır sonradan. Ben mesela o çocukla özdeşlik kurmuştum. Yani yönetmenin başarısı o. Ben o çocuğun o adamı neden gammazladığını anlamıştım mesela yani. Çünkü çok aşağılanmış, hep böyle grubun, küçük mahalle grubunun dışarısında kalmış falan. O anlamda Yavuz Turgul'un çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Küçük karakterlerin, çok az gördüğümüz karakterleriyle özdeşlik kurmak konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Onu hatırlıyorum mesela, adını hatırlamıyorum şimdi. Yeşilçam'da şeyde bu kullanılan bir şey, şeyde de İbrahim Fosforlu Cevriyen'de İbrahim Tatlıses öldürüyor diyor. Şeyi ben öldürdüm diyen. Sürekli Şahin'i, aşağı, ben, Şahin'i vurdum. Ben vurdum. Aslında buranın Şahin'i de benim, Şahin de kralı da benim. Lafı. O karakter biraz o öyle bir şey. Ama yani o net düşman. Yani mesela Ağır Roman'daki Salih'in düşmanı gibi o. Yani pis hakikaten. Biliyorsun o pis bir adam. Katil de olur, uyuşturucu da satar, kadın da bilmem hani döver falan. Hep yani o pis. Ama bu güç arzusu. Evet, o güç, o hakikaten iktidar olmak istiyor. Bu öyle değil. Bu Yavuz, yani Yavuz Turgul'un başarısı diye o yüzden söyledim. Yani normal, sıradan, hatta bir kısmıyla sevimli ama o kırıldığı yerde niye gammazladığını anlamıştım ben mesela. Hissetmiştim onu. Tamam, anladım. Şimdi şeyde Harun'un karakteri. Biri beni sevsin istedim. Aynen o. Yani senin evet, Behzat Ç'deki şey evet. Mesela yani, o sahne de bence müthiş bir sahnedir. Yani Harun'un Larissa'yı evet, sevme Larissa'ya, sahnesi. Larissa'ya annesinin altınlarını verip, hı-hı, Larissa'nın onu terk ettikten sonra pavyona gitmesi, basması ve Behzat'ın onların yanına gidip onu herkesin ortasında sahnede dövüp, oğlum sen manyak mısın, bilmiyor muydun bu kızın seni terk edeceğini ve kandıracağını dedikten sonra Harun'un da biliyordum ama yalan da olsa biri bana seni seviyorum desin istedim demesi bence çok güçlü bir sahnedir yani. O da hani o anlamda küçük adamın neden onu yaptığını güzel söylemiş sahnelerden biridir. Mesela Murat Uyurkulak geçiyor arkadan arada merhumesi. Tol'deki şair miydi karakter? Şair. Mesela şairi de ben çok özdeşlik kurmuştum onunla. Yani anlamıştım onu. Hani içkiye düşmesi, o trendeki muhabbeti falan. Onunla bir özdeşlik kurduğumu hatırlıyorum ve Uyur Kulağı o anlamda çok başarılı bulduğumu hatırlıyorum yani. Ama esas film özdeşlik, hı hı, söyleyeyim. Şeyde sahne anlamı. Dövüş kulübünde ki şey, çok özür dilerim. Jared Leto, sarı saçlı olan çocuk mu? Unuttum tamamen ya. Başka bir, yani Fight Club'tan başka birini söyleyecektim ama unuttum kimden söz edeceğimi. Kavga ettiği çocuklardan birini söyleyecektim. Yani o bildiğimiz iki karakter değil. Edward Norton'la Brad Pitt değil ama kimden söz edeceğimi çıktı. Bahsettiğin Jared Leto. Muhtemelen o. Yani sarı saçlı. Büyük biz onu konuşmuştuk. Evet, onu seviyorum. Requiem for a Dream'de de bir rüya için anlattığın baş karakteriydi, başrol karakteriydi. Tamam o herhalde. Bu arada bir rüya karakteri için anlat da bence çok güzel bir tercüme. Tabii, kesinlikle. Benim bir söylemek istediğim bir şey vardı. Film konusunda bir Yeni Zelanda filmi var. Son 5 dakikamız. Sen Yeni Zelanda filmindeki karakterin bazen canım sıkıldığında ya da hani özdeşlik kurmak istediğinde o filmi açıp hani bunda biraz hani terapi niyetine izlediğim bir film diyebileceğim. İlgilen Shark diye Türkçe'ye işte Kartal ve Köpek Balığı herhalde diye çevirmişler. Çevrildim ya da bilmiyorum öyle. Orada Gerard diye bir karakter vardı. Topçu Gerard. Topçu Gerard'ın Gerard'ı. Evet. Okay. Gerard. Gerard iki R ile. O karakter biraz sinik bir karakterdir ama böyle bir intikamı vardır.
ilkokulda onu dövmüş bir adamdan bütün hayatını ona adamıştır artık. Yani ilkokulda bu çocuk beni dövmüştür. Ve ben gideceğim, memleketime gideceğim ve bu çocuğu düelloya çağıracağım. Ve biz bununla bu hesabı kapatmış olacağız. Adam 30 yaşlarında falan. Ama şeyine gider, yolculuğa işte sevgilisiyle beraber kalkar, işte köyüne gider ya da işte kasabasına gider. Ve adamı çağırır, der ki hani bizim seninle kapanmamış bir hesabımız var. Sen yarın buraya gel, biz bu hesabı kapatalım diyor. Ve adam geliyor, belki spoiler vermiş olacağım ama paralize olmuş artık, felçli bir şekilde geliyor. Oh. Ve onu felçli bir şekilde döver. Döver. Arkadaşlar, çünkü bu hesabı kapatmak zorunda. Olacak iş mi ya? Fantastikmiş hakikaten. Ya burada felçli dedin de Murat Özyaşar'ın felçli bir karakterle öyküsü vardı Murat'ın. Onu sevmiştim. Ayna çarpmasında. Ayna çarpmasındaydı. Ayna çarpmasında vardı. Yavaş yavaş programı bitireceğiz. Yani küçük bir haber vermek durumundayım. Biz yaklaşık 15-16 programdır, belki de 17 oldu sanırım. Keçi yolunda bir şeyler anlatmaya, misafirleri burada, insanları, arkadaşlarımızı misafir etmeye gayret ettik. Burada fotoğrafı olan, illüstrasyonu olan ve olmayan birkaç arkadaşımız da var. Şimdiye kadar misafirlikleriyle bizi şereflendiren arkadaşlarımıza bilhassa teşekkür ediyoruz. Burada çalışan kameraman arkadaşlarımız böyle biraz sallarlarsa onlar da belki teşekkür ederler. Birbirlerini gösterebilirler. Onlara teşekkür ediyoruz. Rejideki arkadaşlara, Koray'a, Serdar'a, Ayşen'e, editörlerimize. Bir daha söyle Koray. Roşat Okan. herkese ayrıca bizim işte jeneriğimizde Saki Çimen, Erol Mintaş, Sırdaş Yıldız, Selim Fişek, Mustafa Orman, Ali Bozan, Ferhat Aslan, bütün eşimize, dostumuza, ahbabımıza teşekkür ederiz. Biz bir süre ara vereceğiz programa, Keçi Yolu'na. Yani memleket şartlarını bahane edebiliriz. Ama çok o kadar bahanemiz ona dair değil. Hayırlı bir işimiz var. İnşallah yaz döneminde biraz daha toparlanmış, biraz daha saçımızı kesmiş, sakalımızı düzeltmiş şekilde Keçi Yolu'na devam etmeyi umuyoruz. Çoğalmak için ara veriyoruz. Evet, çoğalmak için bir ara veriyoruz. Şimdiye kadar izleyenler, yorum yapanlar, paylaşanlar, bize yarenlik, ahbaplık edenlere bilhassa teşekkür ederiz. Kızıltepe'den bizi izleyenlere, lise arkadaşlarımıza, Kızıltepe Güzelleştirme Derneği'ne, orada kafamızı güzel etmelere, hepsine çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar söylediklerimizden inşallah bir derde derman, bir sadre şifa, bir güzelliğe sebep olmuşuzdur. Olmadıysak da, söven de olduysa da can sağ olsun, seven olduysa da baş göz üstüne. Benim diyeceklerim bu kadar. Süleyman Sertkaya Beyefendi'ye huzurlarınızda benimle 20 yıllık dostluğundan ötürü bu programda da beni yanına aldığı için teşekkür edeyim hepinizin gözü önünde. Eyvallah. Buyurun eyvallah, Süleyman çok Bey. Eyvallah, çok sağ olun. Ya şimdi programı bir şekilde bitirmiyoruz. Sen öyle bir anlattın ki bu program bitecekmiş. Yok ama hani sanki evet, ara vermeden geldiğin için hala onun duygusu var üzerinde. Evet herhalde. Biz sadece hayırlı bir iş için ara veriyoruz. Dolayısıyla aslında mutlu bir iş için ara veriyoruz. Tabii. Yani bilemedim bir ay, bir buçuk ay sonra zaten burada olacağız tekrar. Ve çok bu sefer aklımız, yani formatı daha da bir güçlendirmiş bir şekilde de gelmiş olacağız. Sait, benim yaptığım bütün kapanışları toparlayıp şahane bir kapanış yaptığı için artık hiçbir şey diyemez hale geldim. Estağfurullah. Yeni dönemde görüşmek üzere. Siz sağ, biz selamet.